Başkanım yine bir milli takım dönemiyle birlikteyiz ve milli takımımız ikinci tura avantajlı bir şekilde girdi, aldı son iki galibiyete. Şimdi çok önemli iki maç olacak aslında. İki maçın önemi çok önemli. 2-2 yaparsak sanırım Dünya Kupası için önemli bir adım atmış olacağız. Evet. Öncelikle sözlerime siz değerli basın mensup arkadaşlarımıza bu süreçte milli takımımızı yalnız bırakmadığınız için teşekkür etmek istiyorum. İlk hedef biliyorsunuz 2019 Dünya Şampiyonası'na katılmaktır. Ve hedef baktığımız zaman ilk grubu birinci olarak bitirmekti ve kazanabileceğimiz en fazla galibiyetle bir üst tura çıkmaktı. Ki bizim durumumuzu daha avantajlı duruma getirsin diye. Şu an o durumdayız. Son iki maçımızı da Ankara seyircimiz önünde iyi oynadığımızı düşünüyoruz. Çok güzel bir atmosfer vardı. İnşallah Eylül'ün 14'ünde de Ankara seyircisi milli takımımızı yalnız bırakmayacaktır. Ve orada da iyi bir atmosferle, iyi bir galibiyetle başlayıp bu iki maçın bizim için çok önemli olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Çünkü bu iki maçın kazanıldığı takdirde yarılamış olacağız ve inanıyorum ki Kasım ve Şubat'taki maçlarda biraz daha avantajlı duruma gelmiş olacağız. Ama sporun hepimizin bildiği gibi rehavete ya da bir rahatlığa bir fırsat tanımıyor. Ama ekip olarak iyi çalıştıklarını düşünüyorum. Bu bir ay içerisinde de iyi çalışacaklarına inanıyorum ve 14 Eylül'de ki Ankara'daki ilk maçta, daha sonra 17 Eylül'deki Slovenya'daki maçlara hazır bir şekilde sahaya çıkacaklardır. Buraya gelen tüm sporcu arkadaşlarımıza gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Her çağrıldıklarında milli takımı yalnız bırakmadılar ve bu takımın bir parçası olmak istediler. Onlara da ayrı parantez atmak isteriz. Kulüplerimize ayrıca teşekkür etmek isteriz. Sizin de bildiğiniz gibi bizim dışımızda bazı olaylar gelişti. Özellikle geçen seneden itibaren. Ama onlar da sağ olsun konu milli dava olduğu zaman çok duyarlı davrandılar ve bizim yanımızda oldular. Dediğim gibi inşallah bu kamp sürecinde ters bir durumla karşılaşmayız. Gerek arkadaşlarımızın milli takımdaki sağlık durumu, daha sonra da kendi kulüplerine de bir şekilde sağlıklı geri dönmelerini isteriz. O yüzden inşallah bu bir ay güzel, keyifli ve sonu da iki maçı da galibiyetle bitiririz.